Allah-u Teala bizi sevdi kerimden bağışladı. Yani çok şükür. Rabbim. İnşallah bu son olur inşallah. Daha iyi tedbir alalım dayanalım. Sen yani inşallah. Çok şükür. Kaç tane platin? Tabirci oldu. Allah'ın izniyle inşallah. Lavaboya falan gitmeye yürümekte bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Yani. Ya, oturup kanı kalka kanı çocuklarımın desteğiyle oturup kalka. Bir aydır seninle gizindeydim, yıldız gizindeydim kullanmıştım. Pazartesi işbaşı yapmıştım. Pazartesi işbaşı yapma sonrasındaki çalışma süresi içerisinde 3 günlük bir çalışma süremiz oldu. Olay bir anda ocak nasıl dövüştüğünü biz de anlamadık. Hani bir anda ocak göçtü. Dolayısıyla biz göçük altında kaldık. Tahkimat altında, göçük altında. Ben komple postaya kömürmüştüm. Üzerimde tahkimatı ve posta komple kömürmüştüm yani. Alanda 4 arkadaşımız çalışıyorduk. Bu 4 arkadaşımızdan rahmetli Ramazan Yıldırım arkadaşımız bizden birkaç metre daha uzaktaydı. Ya ben onu kurtulmuştur diyordum yani. Göçük yaşandığı anda olayın şokunu ilk atlattıktan geri sürekli ona seslendim. Hani bizi kurtarın amaçlı. Çünkü ocağımızda en tecrübeli benle beraber o vardı. Tabii biz bir süre sonra ne kadar bir zaman sonra sesimizi duyurabildiyse duyurduk. Dışarıdan bir de diğer mesela çalışma arkadaşlarımız ses verdiler. Bize sesimizi duyduğumuzu bize ilettiler. Tabii tahminim bir buçuk saat civarı kadar oldu tahminim. Bize ulaşıldı. Mesai çalışma arkadaşlarımızın cesaretleriyle, çalışmalarıyla, onların fedakarlığıyla Allah'a şükür hayata geri döndük yani. Ben 23 yıllık madenciyim dediğim gibi. Arkadaşlarımız bize çok kendini emanet ederler, çok güvenirlerdi. Ben kendimden önce diğer göçük altında kalan mesai arkadaşlarıma ulaşılmasını, onların kurtarılmasını söyledim. Mesai arkadaşlarıma, beni kurtarma çabası içerisinde olan arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız her arkadaşımızın başında diğer arkadaşlarımızın onları kurtarma çalışması yaptığını söylediler. Abi biz de seni alacağız buradan dediler. Bu şekilde diğer arkadaşlarımız da beraber bizi göçükten aldılar. Çalışma mesai arkadaşlarımızdan hepsine de Allah razı olsun diyorum. İnanın kendi kurtulduğuma dahi sevinemiyorum. Şöyle, keşke benim elim kolum kopsaydı. Arkadaşımız da bizim gibi sağ çıkma nasip etseydi Allah. En çok ona üzülürüm çünkü kardeşimiz gibiydi. 23 yıldır ekmeğimizi, suyumuzu, tüm kaderimizi, hayatımızı orada paylaştıydık. Yani olumlu, olumsuz her şeyimizi beraber ya 23 yıldır aynı vardiyelerde mesai tuttuk sürekli. O psikolojiyi 3 gündür atlatamadım hala. Emekliliğimi hak ettim. Hemen hemen 10 yıl oldu emekliliğimi hak edeli. 3 tane evladım var. 2 tanesi üniversitede okuyor. Çocuklarımın üniversitesi bitene kadar çalışmayı planlıyordum. Hani çocuklarımızın için bir 2 yıl daha çalışmayı düşünüyordum ama bu saatten sonra nasıl bir karar alırım daha onları düşünemedim. İnanın olayın şokunu atladık. Hayırlısı bakalım. Almış olduğum darbeden dolayı, oradaki edimden dolayı ağrılarım. Belimden yukarısında özellikle ağrılarım.